Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 23 Kasım Cumartesi, güne Ay Terazi Burcu'nda başlıyoruz küçülen fazda. Gün içerisinde de Terazi Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Ay Terazi Burcu'ndayken daha çok başkalarını mutlu etmek adına hareket ederiz. Uyum sağlamak ön plandadır. Anlaşmaya varmak, orta yolu bulmak ön plandadır. Hani günün teması da bu gibi gözükse de biraz çatışmalı da bir gün açıkçası. Hani bunu yapıyorsak bile birazcık böyle şey var. Huzurlu bir şekilde yapmayacağız gibi görünüyor. İlk açımız 00.24'te ayın güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü ile yapacak olduğu kare açıyla birlikte hani ne ileri gitmek ne de geride kalmak isteyeceğimiz, ne yapmak istediğimizi tam olarak fark edemeyeceğimiz ve o yüzden de olduğumuz yerde kalıp biraz izole olmayı tercih edeceğimiz bir enerji. Ay terazi burcunda olduğu için bu özellikle ikili ilişki ve iletişimimizde belli bir sürece girildiğini ama bizim değişime çok da onay vermediğimizi gösteren de bir etki. 2 saatlik bir süreci barındırıyor. Yani 01.24 itibariyle enerji değişecektir. Yani o huzursuzluk bir nebze geride kalacak. 09.42'de ayın Neptün'le yapacak olduğu 150 derecelik açıyla birlikte içimizde bir şeyleri çok netleştiremediğimizi göreceğiz. Yani duygusal olarak çok net değilim, ne hissettiğimin, ne düşündüğümün farkında değilim. O yüzden de gerçekten ne istediğimi göremiyorum. Saat 08.42 ve 10.42 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde bizden mesela diyelim ki bir şeyler istendi ki bu dönemlerde genelde hayır diyemeyiz. Ve söz verdiğimiz ya da yapacağımızı söylediğimiz konular hususunda hayır diyemediğimiz için sonradan bize yük olarak gelir. Ve sonradan da kendimize sinirleniriz. İşte o anlardan bir tanesi bu. 2 saatlik süreç zarfında kendi içimizde netleşmediğimiz müddetçe sözler vermememiz gerektiğini de dile getirebilirim. 11.52 önce ayın Satürn'le bir açısı var ki gökyüzündeki büyük otoriteler deriz biz. Sonra da Plüton var. Ayın Satürn'le yapacak olduğu kare açıyla birlikte duygusal anlamda kendimizi birazcık baskı altında ve bloke edilmiş gibi hissedebilecek olduğumuzu gösteriyor. Yapabileceklerimiz varken yapamamak ya da yapmak istemiyorken bile yapmak zorunda tutulmak. Yani gereğinden fazla sorumluluk almak gibi olabilir bu durum. İşte ya da bir sorumluluğu almak istemiyoruzdur, mecbur kalırız. Ya da işte bir şeyler yapmak istiyoruzdur, o noktada bir sınır koyulur bize. İşte bu dönemler duygusal anlamda kendimizi çok da rahat hissedemediğimiz bir enerji barındırıyor. Saat 12.52 itibariyle enerji birazcık yumuşayacak. Ta ki 18.31'e kadar. Çünkü Ay ve Plüton arasındaki karede manipüle edilme ve etme olgusunun ön planda olduğunu gösteriyor. Yani ben istediğim şeyi o kadar fazla istiyorum ki karşımdakini belki zorbalıkla, belki işte onu bir şeyden mahrum bırakarak, yeri geldiğinde sözle ya da duyguyla manipüle ederek ki bu genellikle ikili iletişimde olacak gibi görünüyor. Ayın terazi burcunda olması neticesinde ya da bir ortaklıkta. Akşam saatlerini açıkçası yine gergin kapatıyoruz. 19.31'den sonra o terazinin ılımda enerjisini biraz daha hissediyor olacağız gün içerisinde. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.